Evet. Bu acıların çocuğu mendilci Toygar hikayesi iyi tuttu. Ama yetmez. İşi büyütmeliyiz. Mendil işini mi büyüteceğiz Toygar abi? Havlu mu satmaya başlayacağız? Havlu. Çok iyi. Çocuklar. Acının dozunu arttıracağız. Yani ben o kadar acı çekeceğim ki Ayşegül Hanım bana kayıtsız kalamayacak. Kayıt mı yaptıracağız Toygar abi? Ne? Kayıtsız kalamayacak dedin ya. Oğlum Naci, senin de kafan hiç basmıyor ha. Çakmadın mı köfteyi? Kayıt yaptıracağız. Sonra da o kayıt paralarıyla acının dozunu arttıracağız. Vallahi Toygar abi çok zekisin ha. Vallahi çok zekisin. Yani bundan böyle ha, de bizim cebimizden para çıkmayacak. Çark da kendi kendine dönecek. Ha. Hatta bu kendi kendine dönen çarkı iyi bir fiyata satarız. Elimize geçen toplu parayla havlu fabrikası kurarız. Madem havlu işine gireceğiz, kendi ürettiğimiz havluları oğlum, kendimiz zengin satarız. Olacağız, zengin olacağız. Zengin olacağız. Okul gitmeden süper para kazanacağız. Kankam benim çak. Oley be süper. Çocuklar! Bu kendi kendine dönen çark hikayesi nasıl oluyor bilmek ister misiniz? İsteriz Soygar abi. İsteriz abi. Tamam. Siz ikiniz farz edin ki birer çarksınız. Dönün. 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 Dön. 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 Huzur. Nasıl ya? Su yok. Ha? Arkadaşlar, rica edeceğim bundan sonra sıraların üstüne defter kitap koymayın. Daha yeni sildim. Kalkın siz oradan. Beni uyarmana gerek yok kardeş. Babam iflas ettiği zaman gelen hacizle bütün eşyamızı aldılar. Ders kitaplarımızı bile. Hatta gece yarısı ben ders çalışırken ellerimden çekip aldılar. O yüzden sıranın üstüne koyacak bir kitabım bile yok. Hey sen! Hey sen! Zavallı çocuk. Sana diyoruz lan, duymuyor musun? Babası iflas etmiş, beş parasız kalmış, her şeyini kaybetmiş zavallı çocuk. Kalk oradan, buraya biz oturacağız. Senin yerin burası değil ki. Sen git sınıfın arkasına çöm. Sen oraya layıksın, hadi yürü. Defol! Allah Allah. Kalk. Olsun. Bu tertemiz sıra da vatanımın toprağı. Sınıfın arka köşesi de vatanımın toprağı. Hadi hadi. Zaten biz çömmeye alışığız. Babam iflas ettiğinde eve gelen haciz iskemle tabure ne varsa aldı götürüverdi. O zamandan beri biz ailecenek çömerek yaşıyoruz. Hatta küçük kardeşim yere çömmesin diye önce ben çömüyorum, o da üstüme çömüyor. Öyle bakmayın dostlar. Acır gözlerle süzmeyin beni. Evet, belki param yok. Belki fakirim. Ama şerefim var. Bana yeter. Demek benle ilgilenmiyorsun. Bak şimdi nasıl bir anda senin ilgini çekiyorum. Toygar, bizim sırada oturmak ister misin? Ya öyle yerde oturma. Belki biraz sıkışırız ama benim için hiç problem değil. Rahatsız etmeyeyim. Aa yok, etmezsin, etmezsin. Gel gel. Etmez değil mi Selim? Sıranın üstüne bir şey koymadığı sürece problem yok. Yani Toygar'ın burada oturması seni rahatsız etmez, öyle mi? Yok. Ay Selim'ciğim, o zaman ben bak ne diyeceğim. Şimdi siz orada öyle üç kişi sıkışmayın. Hem bak benim yanımda boş. Gel gel. Boş. Toygar'la Ayşegül'le rahat etsinler. Gel canım. Yok Tuğçe, böyle iyi, sağ ol. Aa! Ay aman Allah'ım. Ay bu sıramdaki toz lekesi de nedir böyle? Ne? Toz mu? Koş koş. Ya. Nerede? Her yerde. Nerede? Her yerde. Bak şurada da. Şurada da. Bak bak, bir de burada var. Şaka. Sizin gibi yardımsever insanlar olduğu sürece biz fakirler hep hayata dört elle sarılıyoruz.
Şurada da. Oo, çok güzel. Bak burada da. Sisi. Kızlar. Ya Selim'i gördünüz mü? Ya asıl siz Toygar'ı gördünüz mü? Orada. Orada. Göremiyorum. Orada. Ya düzgün boya, düzgün boya. Çorabı boyamışsın. Boya. Ya bırak, bırak hiçbir şey boyayamadın. Defol. Ayşegül Hanım, iyi ki buradaymışsınız. Yoksa daha nerelere yuvarlanacaktım kim bilir. Ayşegül, sen Selim nerede diye sormuştun değil mi? Nerede? Ya şey, Selim, Selim sınıfta camları siliyor. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Toygar, ben seni tutarım. Hadi kalk. Kalk, kalk, kalk. Hadi kalk. Ben seni tutarım, kalk. Toygar abi, Naci abi dedi, ayakkabılarını boyayacakmışsın. Boya, nereye? Ne haber Ayşegül? Selim artık beni sevmiyor. Kendi kollarımı atmasa an meselesidir. Geliyor, geliyor, geliyor. Çabuk, çabuk. Bir kolay mı? Ya, zavallı. Zavallısın sen. Hem de ne zavallı? Sen çok zavallısın. Tamam yeter. Kapa müziği. Şimdi ben öldürücü darbeyi vurmaya gidiyorum. Abi sen yokken biz ne yapalım? Eliniz soğumasın. Alıştırma yapın. Tamam Toygar abi. Hem de ne zavallı. Sıçma bırak. Sıçma bırak. Toygar abin telefonu. Ne yapacağız? Kimmiş? Mendil ister misiniz? 3 tanesi 1 milyon. Ama size bedava. Çünkü en zor anımda bu koskoca okulda bana yardım eli uzatan bir tek sizdiniz. Yerde çömerken benle sıranızı paylaştınız. Babamın ani iflasıyla alt üst olan hayatımı anlamlı kılan tek şey oldunuz. Ah ah! Öyle zor ki sokaklarda yaşamak. Bir simit parası için gece yarısı sarhoşlara, hırsızlara mendil satmaya çalışmak. Toygar abi! Toygar abi! Toygar abi! Abi babanın sekreteri aradı, sana acil haber vermemizi istedi. Annenle baban kız kardeşini de alıp Avrupa tatiline gidiyorlarmış 15 günlüğüne abi. Sana birazdan abicim, şoförle beraber Tarabya'daki Triplex filan anahtarlarını yollayacaklarmış. Ailen yokken istersen orada kalabilirmişsin. İzmitçe'ye, oh, Uşağa, Bahçıvan'a, Kahya'ya, Ahçı'ya hepsine haber vermişler. Senin geleceğini biliyorlar abi. Geçin bakayım benimle dalganızı. Alay edin benimle. Abi ne dalgası ne alayı ya? Baban aradı dedi ki çok önemli. Koşak şey geldi hemen işte yanına ya. Bir şey mi böldük abi? Pes yani Toygar, pes. Kesin bir şey böldük. Müziği ver. Niye? Hadi olmazsa. Uyuyun mu? Abi dur. Abi gözünü seveyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.